Nazi Partisi uç görüşlere sahip fanatiklerin toplandığı ve güçlü bir Almanya ideali peşinde koşarken bir neslin hayatını ve zihnini ele geçiren kanlı bir döneme imza attı. Dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einen Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserer diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Adolf Hitler'in liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 1933'te iktidar hırsıyla Almanya'yı kontrol altına almıştı. Bu dönemde hala Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan Almanya'nın yeniden silahlanma çabaları tarihin en büyük çatışmalarından birine zemin hazırladı. Aynı zamanda parti halkı kontrol altına alarak istenmeyen olarak nitelendirdiği Yahudileri ortadan kaldırma yoluna gitti. Naziler fikirlerini Almanya'ya kabul ettirmek için Yahudilere zulmetme ve ardından onları yok etme, siyasi muhalefeti bastırma, çocukları Hitler Gençliği ve Alman Kız Birliği aracılığıyla etkileme, kurnaz propaganda taktikleri ve Gestapo'nun acımasızlığı gibi bir dizi yöntem kullandı. Videomuza başlamadan önce bazı kelimelerin anlamlarını iyi anlamamız gerekiyor. İlk olarak faşizmi tanımlayalım. İtalyanca faşizmo terimi fascio yani demet kelimesinden gelir. Tek bir çubuk kolayca kırılırken demetin kırılması zordur. Bu yüzden Faşist kelimesi birlikten gelen gücü çağrıştır. Faşizm gerek devlet gerekse de iktidarın dünya görüşüne göre bir lider ilkesine uygun şekilde örgütlenir. Faşizmde birey toplum içindir. Birey tek başına bir şey ifade etmez. Toplumun belirlenen tek bir hedefe topyekün ulaşması istenir toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak kabul edilir. Faşizmin temelinde sanılanın aksine ırkçılık yoktur. Vatanseverlik vardır. Irkçılık, nazizmin ilkelerinden biridir. Peki nazizm nedir? Bu iki kavram sürekli karıştırıldığı için bunu da ayrıca açıklamak gerekiyor. Nasyonel sosyalizm, antisemitist, ırkçı aşırı milliyetçi, volkiş, sosyal darwinist, antikomünist, antiliberal ve antidemokratik bir ideolojidir. İtalya'da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizm akımından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Meydana gelişi Almanya'da gerçekleşen ve temel ilkeleri Adolf Hitler tarafından ortaya konan nasyonel sosyalizm, nasyonel sosyalist Alman İşçi Partisi'nin 30 Ocak 1933'ten Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 8 Mayıs 1945 tarihine kadar 12 yıl 3 ay iktidarda olduğu dönem boyunca Almanya'nın resmi ideolojisi olarak uygulanmıştır. Antisemitizmi de kısaca açıklamamız gerekiyor. Antisemitizm aslında Samir'ten olan tüm toplumları kastederken. İkinci Dünya Savaşı sonrası sadece Yahudiler özelinde kullanılan bir terim olmaya başlamıştır. Antisemitizm Yahudi bireylere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir. Şimdi biz nazizmin yükselişine bakalım. Dünya 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemi genellikle Hitler'in kötülük tohumlarını ektiği bir zaman dilimi olarak hatırlar. Ancak bu dönemde bir megalomanın yükselmesinden çok daha fazlası yaşandı. Batı cephesinde silahların susmasından sadece 2 gün önce 9 Kasım 1918'de Alman hükümdarı 2. Wilhelm Hollanda'ya kaçarak tahttan çekildiğini ve sevgili ana vatanımın çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ettiğim inancıyla kendimi ve tahtımı feda ettim dediğini anılarında yazdı. Ancak bu iktidar boşluğu sokaklarda Anarşinin yükselmesine ve Alman İmparatorluğu'nun parçalanmaya başlamasına neden oldu. Ortaya çıkan Alman devrimi uzun süreli bir huzursuzluk dönemine yol açtı. Şiddet olayları toplumun ne kadar bölünmüş olduğunun ve bu durumun devam edeceğinin bir göstergesiydi. Spartakist ayaklanmasının ardından solcuların yenilmesiyle Ocak 1919'da yeni şansölye Friedrich Ebert ve iktidar partisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi bir anayasa hazırladı. Ve böylece Weimar Cumhuriyeti adı altında yeni bir demokratik sistem doğdu. Weimar Cumhuriyetin altın yıllarında bile devam eden bir muhalefet vardı. Ancak ekonomik krizlerin, enflasyonun ve gergin uluslararası ilişkilerin yaşandığı bir dönemde bu sürtüşmeler doruk noktasına ulaştı. Hitler'in zalim iktidarı Weimar deneyimini sonlandırmış olsa da Weimar Cumhuriyeti 20. yüzyıl tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden biri olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. 1919-1923 arası ödenemeyen savaş tazminatlarının, savaş suçlarının ve kültürel özgürlüklerin öne çıktığı farklı bir dönem oldu. Sokaklarda şiddet olayları devam etmesine rağmen Berlin kısa sürede dünyanın kültür merkezlerinden biri haline geldi. Weimar ile Almanya, Länder denilen federal eyaletlere bölünmüştü. Eyaletler kendi iç işlerinde özgürdü ama Berlin, Reichstag'ta bulunan merkezi hükümete hesap veriyordu. 20 yaşın üzerindeki herkesin oy kullanabildiği sistemde irili ufaklı birkaç parti vardı ve hiçbir çoğunluğa sahip değildi. Bu yüzden hiçbir parti kontrolü tam olarak ele geçiremiyordu ve bu görece bir belirsiz kaos hali yaratıyordu. Tüm bunların yanında savaş tazminatları ortada büyük bir sorun olarak duruyordu. Hükümet tazminat ödemesini yapamayınca Fransa ve Belçika 1923'te Almanya'nın endüstriyel gücünün merkezi olan Ruhr bölgesini işgal etti. Çelik fabrikalarına, kömür madenlerine ve demir yollarına el koyuldu. Ekonomi ise her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Almanya yılda 2 milyar Goldmark savaş tazminatı ödemek zorundaydı ama daha ilk tazminatı ödeyemedi ve maden ürünleriyle ödemeyi tamamlayabildi. Ancak bu da hiper enflasyona sebep oldu. 1924 29 yılları arasında ABD'nin desteğiyle Weimar altı çağını yaşadı. Refah dönemi Stresman'ın ekonomik dehası ve ABD'nin hoşgörüsüyle başladı. Hükümetin para basmayı yasakladığı ve dolaşımdaki para miktarını kısıtladığı bu dönemde enflasyonda azalma görüldü. Amerikan parası arkadan gelen problemleri gizlemeye yarıyordu ancak sorunları kökten çözmüyordu. Yine de bu tarihler Weimar'ın altın çağı olarak adlandırıldı. 1930-33 yılları ise demokrasinin ve aklın ölümünü gösteriyordu. 1929'da Wall Street'te filasının şok dalgaları Berlin'e de ulaştı. Versey Anlaşması'nın ağır koşullarından ötürü ABD'ye bel bağlayan Almanya'yı Wall Street çöküşü sert bir şekilde vurdu. ABD çöküş ile 90 gün içerisinde verdiği tüm kredilerin geri ödenmesini istedi. Ağustos 1929'da Chicago Tribune gazetesi Almanya'yı Avrupa'nın en modern ulusu olarak överken Wall Street çöküşü büyük bir trajedi getirdi. Sanayi üretimi Fransa'da %29, İngiltere'de %14 düşerken Almanya'da %40 düştü. Beklenen son iflastı ve sonunda Alman ve Avusturya bankaları iflas etti. Wenn man den Blick in die Vergangenheit sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erböden müssen, die Millionen Menschen von um ihre Spargroschen beraubte. Alles, alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des November 1918. Hitler'in 1924 tarihli Kavga adlı otobiyografisine baktığımızda doğumundan itibaren yaşamının seyrinin onu 1933-1945 yıllarındaki Alman diktatörlüğüne götürdüğünü söylediğini görürüz. Ancak tarih o kadar da düz çizgi halinde ve basit giden bir yapı değil. Hitler'in yükselişi ve Nazi devletinin egemenliği Alman halkını savaşa sürükleyerek neredeyse tam bir yıkıma yol açması bundan çok daha karmış. Hikayemiz 1. Dünya Savaşı sonrası sosyal, ekonomik ve politik kaosun trajedisinden ulusun uçlara çekilmiş durumundan zihnen yıpranmış bir bireyin kültürlü ve zeki bir ulusa yeniden doğuş fikrini benimsetme çabasına kadar uzanıyor. Hitler'in kısa süreli hapis cezasının ardından serbest bırakıldığı 1924'ten 34'e kadar olan dönem ve uzun bıçaklar gecesindeki vahşi cinayetler iktidara doğru olan önemli süreçlerdi. Hitler 8-9 Kasım 1923'teki birahane darbesindeki rolü nedeniyle hüküm giymişti ve vatana ihanetten 5 yıl ceza almıştı. Bu darbe Nazi Partisi'nin 1919'da kurulmasından sonra az sayıdaki yanlışıyla Weimar hükümetini devirmeye yönelik bir girişimdi. Ancak Hitler mahkumiyetinin yalnızca 9 ayını tamamladıktan sonra 20 Aralık 1924'te Güneybatı Bavyera'nın Landsberg M. Lech kentindeki hapishaneden salıverildi. Hitler'in yargılanması Nazi yanlısı bir hakimin başkanlık ettiği bir duruşmaydı. Bu da Hitler'in görüşlerini yayması için büyük bir fırsat sunmuştu. Medya duruşmada yaşananları heyecanla takip ediyor ve bu da Hitler'in fikirlerinin daha fazla yayılmasına katkı sağlıyordu. Hitler darbe girişimindeki suçunu itiraf etmekten adeta haz duyuyordu. Sanık koltuğunda kendinden emin bir şekilde "Marksizmi yok etmeye karar verdim" diyerek Almanya'nın kaos ve savaş yıllarından kurtulması için gerekenin ne olduğuna dair inancını açıklıyor ve kendisinin bu görevi gerçekleştirecek güçlü adam olduğunu ilan ediyordu. Sağ kanattan birçok kişi de bu inancı paylaştı. Bu darbe girişiminden sonra Hitler artık kendisini geleceğin führeri olarak görmeye başlıyordu. Sadece başkalarının çığırtkanlığını yapan biri değil. Bir, bir. Hapishanede Rudolf Hess ile birlikte olması Hitler'in oldukça konforlu bir mahkumiyet geçirmesini sağladı. Hitler ziyaretçileri kabul edebiliyor ve Ernst Röhm, William Frick ve Alfred Rosenberg gibi 3. Reich döneminin önemli isimleri de dahil olmak üzere. Birçok siyasetçi Hitler'i defalarca ziyaret ediyordu. Bu durum Hitler'in hapishane duvarlarının ardında bile fikirlerini yaymasını olanak tanıdı. Sonuç olarak parti lideri olarak konumunu güçlendirecek ve kendisiyle aynı politik görüşleri paylaşan bir grup oluşturabilecekti. Hitler hapis hayatını devletin finanse ettiği bir üniversite olarak nitelendirmişti. Mahkumiyet sırasında yazdığı kavgam kitabında hayat boyu değişmeyecek olan düşüncelerini detaylı bir şekilde ortaya koymuş ve nasyonel sosyalist ideolojinin temellerini oluşturmuştu. Ayrıca Almanya'ya liderlik etmesinin kaderin bir yazgısı olduğu fikrini güçlendirmek için kendi yaşam öyküsünü yeniden şekillendirmişti. Liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Ja. Hem Hitler hem de birçok takipçisi Hitler'in 1918'deki ihaneti ortadan kaldıracak, Almanya'nın gücünü yeniden inşa edip Alman devletinin yeniden doğuşunu sağlayacak, ulusun beklediği büyük lider olarak bir misyon üstlendiğine inanıyordur. Hitler'in otobiyografisi bazı Almanlar için Nazi döneminin acı sonuna dek sürerecek olan Führer mitinin başlangıcı olarak kabul edilir. Hitler taraftarı bir yazar 1924'te şunları yazmıştı. Alman halkının ruhunda var olan fikirler somut bir forma büründü. Ulusun arzusu Adolf Hitler'le gerçekleşti. Kavga sürekli bir mücadelenin yaşandığı bir dünyayı tasvir ediyordu. Varoluş güçlü ile zayıf arasındaki bir mücadeleye indirgiyordu. Hitler, Darwin'in evrim teorisini insanlığa uyarladığı en güçlü olanın hayatta kalması şeklinde özetlenebilecek olan Sosyal Darwinizmi destekliyordu. Güçlü ve zayıf kavramlarını tanımlamanın da en temel yolu ırksal bir bakış açısıyla yaklaşmak. Kalgam'da yazdığı üzere ırk meselesi sadece dünyanın tarihinin değil tüm insanlık kültürünün anahtarıydı. Alman idealinin fiziksel özellikleri uzun boylu, yapılı, sağlıklı, sarışın ve mavi gözlü olmak olarak nitelendiriliyordu. Bu ideal insanlığın en üstün ifadesi olduğu iddia edilen Ari ırkı temsil ediyordu. Hitler'e göre Ariler kültürün kaynağıydı ve fiziksel, sağlık ve yaratıcı bir kültürün taşıyıcısıydı. Bunun tam karşısında ise Yahudiler duruyordu. Naziler Yahudiliği bir din olarak değil, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan hastalıklı bir ırk olarak tanımlıyordu. Bu nedenle Hitler'e göre Yahudiler Almanya'nın düşmanıydı ve toplumdan tasfiye edilmeleri gerekiyordu. Bu tasfiyenin kapsamı ile ilgili birçok öneri getirilmişti. Ayrıca Avrupa genelindeki tüm Almanların büyük Alman devleti çatısı altında birleşmesi gerekiyordu. Bunun için daha fazla Lebensraum yani yaşam alanı ele geçirmek gerekecekti. Tüm bunların yanı sıra Versay anlaşmasının ihaneti yeniden ele alınmalıydı. Hitler'in uzun vadeli hedefleri artık belirginleşmeye başlamıştı. Kavgam ile Hitler'in hedefleri arasında birbiriyle çelişen görüşler de vardı. Ekonomist zahna göre kavgamı okumak tam anlamıyla İncil'deki gerekliliklere inanmak gibiydi. Bunlar gereklilikti ama kimse tamamıyla yerine getirilebileceklerine inanmıyordu. Diplomat Manfred von Schröder hiç kimse kitabı gerçek anlamda ciddiye almamıştı dedi. Fakat yine zahna göre Almanya'daki Yahudi etkisi fazla ileri gitmişti. Kavgamız sonu getirilemeyecek kadar deli saçması bir kitap olduğunu savunan Herbert Richter de 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilen Alman topraklarının iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Görünüşe göre Hitler pek çok kişinin paylaştığı inançları dile getirmesine rağmen bunları aşırı uç noktalara taşımıştı. Kitap Başlangıçta pek satmasa da 1939'a gelindiğinde İncil'den sonra en çok satan kitap oldu. 1945'e gelindiğinde ise 10 milyon adet satılmıştı. Bir darbesi ve Hitler'in hapiste geçirdiği süre Nazi Partisi'ne iktidar yolunun seçim sandığından geçtiğini öğretti. Silahlı bir darbe çözüm değildi. İktidarı kazanmak ve demokrasiyi yok etmek için önce demokratik sistemin bir parçası haline gelerek sistemi içeriden yıkacaklardı. Hitler'in söylediği gibi onları sandıkta yenmek silahla yenmekten daha uzun sürse de en azından sonuçlar kendi hazırladıkları anayasanın garantisi altında olacaktı. Bu süre zarfında Hitler Nazi ideolojisinin yayılmasında ve Nazi hükümetinde önemli rol oynayacak kişileri etrafına topladı. Goebbels Alman edebiyatı üzerine doktora yapmış bir entelektüel olarak başladı. Ancak Nazi ideolojisine dair bazı endişeleri olsa da Hitler dediyse doğrudur inancını taşıyan kişilerin klasik bir örneği haline geldi. Hitler, Goebbels gibi inançlı takipçilerinin gözünde kutsal bir figürdü ve 1945'te Führer Banker'da intiharla sonuçlanacak kıyamet günlerine kadar kendini Hitler'e atıp Benzer bir adammışlık Almanya'nın sağ siyasetinde hatır sayılır bir yeri olan Rudolf Hess'te de vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başarılı pilotu Göring de bu isimler arasındaydı. Göring aynı zamanda Gestapo'nun da kurucusuydu. Ernst Röhm farklı bir nazi figürüydü ve partiye önemli destek veren isimlerden biriydi. Ancak Hitler'in hedeflerinden farklı bir bakış açısına sahipti. 1919'da Nazi Partisi'ne katılmış ve birahane darbesinde belirgin bir rol oynamıştı. Eseğin kurucusu ve kumandanı olarak görev yapıyordu. Hitler siyasi yolla güç kazanmaya odaklanırken Röhm partinin dönüşümünü bir devrim olarak görüyordu. Onun gözünde savaş ve kaos Burjuva düzenine tercih edilen şeylerdi. Röhm vahşet saygı değerdir. Halkın erdemli bir korkuya ihtiyacı vardır ifadeleriyle kendi felsefesini dile getiriyordu. Hitler'in yakın arkadaşlarından biri olmasına rağmen Röhm onu ilahi bir lider olarak görmüyor, kendi amaçları doğrultusunda parti içinde daha fazla güç kazanmayı hedefliyordu. 1934 yılında itaatsizlik nedeniyle sona eren bu süreç Gregor Strasser gibi parti içinde nasyonel sosyalizmin sosyalist yönlerini daha fazla vurgulamak isteyen figürlerin de aynı kaderi paylaşmasına neden oldu. 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yoksulluk ve kaos pek çok Alman'ın Nazi Partisine ilgi göstermesine yol açtı. <laughs>

aşırı radikal siyasetçilere olan ilgilerini azalttılar ancak Nazi Partisi iktidara uygun bir görünüm sunabilmek için ihtiyaç duyduğu istikrarsızlık ve kaosu 1920'lerin sonlarında yeniden kazandı. 1928'de dünya borsalarında gıda fiyatlarının düşmesi Alman tarım işçilerini olumsuz etkiledi. Versay Antlaşması'ndan kaynaklanan savaş tazminatları 1923'teki hiper enflasyona sebep oldu ve Alman ekonomisi ABD'den aldığı kredilere bağımlı hale geldi. Küresel ekonomik kriz zaten kırılgan olan Alman ekonomisini daha da tehdit etti. 1929'da büyük buhran başladı ve Wall Street finans piyasasının çökmesiyle birlikte ABD borçların geri ödenmesini talep etti. Alman ekonomisi birçok diğer ülke gibi büyük bir gerileme dönemine girdi. Bu dönemde büyük bankalar iflas etti, işsizlik kontrolsüz bir şekilde arttı ve ana akım partiler çözüm sunamadı. 1929'un sonlarında yaklaşık 1,5 milyon Alman işsizdi ve bu rakam bir yıl içinde ikiye katlandı. 33'e gelindiğinde Almanya'daki işsizlik 6 milyon gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaştı. Hükümetin yanısı harcamaları, maaşları ve işsizlik yardımlarını kesmek oldu. Bu da ağır sonuçlar doğurdu. Ekonomik kriz sadece işçi sınıfını değil, orta sınıfı da etkiliyordu. İnsanlar umutsuzca çare arıyordu radikal partiler bu olağanüstü duruma çözüm sunabilir gibi görünüyordu. Bu dönemde nazilerle komünistler sokaklarda üstünlük mücadelesi veriyordu ve Hitler istediği ortamı sonunda bulmuştu. Nazi partisinin üye sayısı 1929'da 120 binken 1930'da 1 milyona yükseldi. Sürekli değişen siyasi atmosferde Nazi partisi 1928'de %2,5 olan oy oranını 30 seçimlerinde 18'e yükseltti. Ardından 32'de Hitler oyların neredeyse %40'ını aldı. Hitler'in mesajı hakiki Almanların birlikte hareket etmesiydi. Savaş yıllarının dayanışması yeniden canlandırılmalıydı. Jutta Rudiger'in anılarına göre Hitler ön cephedeki askerlerin dayanışma, yardımlaşma ve birbirlerine destek olmalarının en önemli şey olduğunu söylemişti. 1932'de 1. Dünya Savaşı'nın ünlü generali Paul von Hindenburg yapılan cumhurbaşkanlığı yarışında Hitlerle sahneye çıktı. Başarısız bir hükümet, sürekli değişen başbakanlar, ekonomik çöküş ve toplumsal karışıklık ortamında Hitler iki etkileyici seçim kampanyası düzenledi. Bu kampanyaların başarısı büyük ölçüde propaganda bakanı Joseph Kobels'in etkili çalışmalarına dayanıyordu. Hitler uçakla tüm ülkeyi dolaşan ilk siyasetçiydi. Bir günde bazen beş şehre gidip konuşmalar yapıyordu. Kampanyanın adı Almanya üzerindeki Hitler'di. Bu dönemde kullanılan etkili seçim afişleri gerçekten çarpıcıydı. Birinde son umudumuz Hitler yazıyordu. Diğer bir afişte sert bakışlarıyla dikkat çeken iri yapılı iki işçi resmedilmiş ve işçiler önce paskeri Hitler'e oy verin mesajı veriliyordu çocuğunu sıkıca tutan kararlı bir kadının olduğu bir başka afiş Alman kadınları. Çocuklarınızı düşünün. Hitler'e oy verin şeklinde sesleniyordu. Bir diğer afişte ise şu ifadeler yer alıyordu. Marksizm kapitalizmin koruyucu meleğidir. Nasyonel sosyalizme oy verin. Bu afişte kapitalizm elinde para torbası taşıyan giyimli ve kilolu bir Yahudi olarak tasvir ediliyordu. Bu basit ama etkili afişler toplumun tüm kesimlerine seslenerek dikkati ortak bir düşmana odaklıyordu. Yahudilere. Almanya'nın siyasi elitleri Hitler'i işin ehli olarak görmüyordu. Ülkenin içinde bulunduğu kaos ve baskı onları zorunlu adımlar atmaya itiyordu. Siyasi elitlere göre Hitler ve Naziler hükümet dışında yıpratıcı propaganda yapmaktansa hükümet içinde olurlarsa daha kolay kontrol edilebilirlerdi. Bu nedenle Hindenburg Hitler'i

der heute SPD ist so und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann die Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und war Fechter des Fanates rücksichtslos bis ins Grab hinein. Ancak bu kararın ne kadar hatalı olduğu çabuk anlaşıldı. Hitler'in şansölye olarak atanmasından bir ay sonra Reichstag binası kundaklandı. Hollandalı bir komünist suçlansa da yangının Naziler tarafından çıkarıldığı iddia ediliyordu. Hitler bu fırsatı değerlendirdi ve sıkı yönetimi ilan edildi. 24 Mart 1933'te yetki kanunu kabul edildi. Bu kanunla Hitler parlamentonun müdahalesi olmaksızın yasa çıkarma yetkisini aldı. Diğer tüm partiler ve işçi sendikaları kapatıldı. Özerk eyaletlerin özellikleri kaldırıldı ve Nazi Partisi yetkilileri vali olarak atandı. Yahudiler arı olmayanlar olarak ilan edildi ve eğitim, kamu görevi yapma, iş yeri açma gibi hakları kısıtlandı. İlk toplama kampı da bu dönemde açıldı. Ülke içindeki muhaliflerin bertaraf edilmesinin ardından sıra parti içi düşmanlara gelmişti. 30 Haziran 1934'te Uzun Bıçaklar Gecesi olarak adlandırılan gecede Röhm, SA liderleri ve Hitler'e muhalefet edebilecek herkes parti içinde infaz edildi. Hitler'in 3. Reich dönemi şimdi başlıyordu. Hitler'in yükselişi sadece Almanya'nın değil tüm dünyanın tarihini değiştirdi. Acı dolu bir geçmiş ve karmaşık sosyal şartlar altında propagandanın gücü ve çarpıcı vaatlerle Adolf Hitler Alman halkının umutlarını sövürdü. Ülkedeki istikrarsızlık ve kaos Nazi partisinin yükselişine zemin hazırladı. Bir sonraki bölümde Nazi partisinin iktidarı ele geçirişini daha detaylı irdeleyecek ve Nazi Almanyası'nın yükselişine bir göz atacağız. Kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.